Türkiye'nin formülüne hazırız. Akşam gazetesi. Yani bu iktidar yanlısı gazeteler böyle şunu pazarlamaya çalışıyorlar. Ya Türkiye o kadar büyük ve büyük bir ülke ki ve öyle bir iktidar tarafından yönetiliyor ki dünyanın neresinde bir kriz olsa anahtar ülke odur. Kimse reise sormadan adım atmaz. Zaten reis bir devreye girse herkes hizaya gelir ve hani bütün işler ayarlanır. Türkiye'siz bir çözüm hayatta mümkün olmaz filan. Yani hikaye bu. Orada öne çıkardıkları şey bu. Yani bunu şeyde görebilirsin. Hani spotta, altta bir yerde bir küçük haber filan gibi görebilirsin ama hani hikayeleri bu. Anlatmak istedikleri, buradan bile çıkarmak istedikleri şey bu. Bir iktidar övgüsü, mutlaka bir iktidar övgüsü olmalı. Türkiye'nin formülüne hazırız. Filistin koruyacak, Filistin'i koruyacak güç kurulsun. Önce komando sonra yardım görevlileri denmiş. Evet yine Türkiye, Pakistan, Mısır isimleri geçiyor. Türkiye'den çekiliyorlar. Bu kez sebep güvenlik. Gazete Pencere tabii şeyi veriyor. Büyükelçileri veriyor. İsrail kural tanımıyor. Okullar, hastaneler ve fırınlar hedef. Tabii bu arada bu sıralar pek konuşamadığımız hem bilgi vermiş hem cinayeti araştırmış. Sinan Ateş cinayetinde önemli gelişmeler var. Yargıdaki rüşvet çarkı, o çürüme iddiaları en önemli gündem maddeleri arasında. AK Parti ölçtürdü, İmamoğlu önde haberi var. Onu da söylemiş olayım. İstanbul'daki seçimler için hani İmamoğlu'nun karşısına kimi koyarsak bu seçimi kazanırız diye AKP'nin yaptırdığı anketler ve o anketlerde İmamoğlu'nun önde çıktığına dair veriler paylaşılmış. Nuray Babacan Gazete Pencere'de yazmış. AKP'de öne çıkan isim Murat Kurum deniyor. Evet. Yani Murat Kurum bu İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı için öne çıkan isim. Tabii bugünlerde öne çıkan isim. Yarınlarda kim bilir ne olur. Şimdi gazeteleri aktardık. Bir bana Gazze haritasını getirir misiniz arkadaşlar? Şu planı bir konuşalım. Gazze daralacak. Yani tampon bölgeyle adım adım işgal planı. Dün Faik Bulut'la da konuştuk. 4 aşamalı planı var dedi İsrail'in. Yani Gazze'den başlayacak 4 parça olarak tüm Gazze'yi. İşte tam da bu noktalar yani Gazze, Müseyrat yani vadiden hemen şeyi güneyi sonra Han Yunus ve Refah. Burayı tamamen işgal etmek ve burayı insansızlaştırmak istediğini Sina çölünde Filistinlileri Sina çölüne götürmek istediklerini söyledi. Bunu zaten Amerikalılar da artık açık açık söylüyorlar. İsraillerin de planı bu herhalde değil mi? Sina çölü. Abi öyle komik yelek de ondan. Yani İsrail 2005'te çekildi zaten Gazze'den. Yani 67'de işgal etti. Baktı bir numara yok burada. Tamam mı? Yani zaten o zaman dedim ya yani Hamas yoktu, bir şey yoktu, hiçbir şey yoktu. Çekildi 2005'te çekildi. Ama kuşatma altında tutuyor. Karadan, havadan, denizden her taraftan kuşatma. Nefes alamıyorsun anlattık ya geçenlerde. Suyun, elektriğin hepsi İsrail'den geldi. Yani niye işgal edecek tekrar? 2,5 milyon Filistin'i ne yapacak? Şöyle diyorlar, yani yazılanlar, çizilenler şu özellikle Batı basınında. Gazze'ye girecek, bu kez hiç olmadığı kadar. Yani Gazze'yi yerle bir edecek. Tamam. Ama yalnızca yer üstünü yerle bir etmeyecek. Tamam. Gazze'nin yer altında 500 kilometreyi bulduğu söylenen evet. Yeraltı tünelleri dahil. Tamam. Yani Gazze'yi darmadağın edecek. Nasıl edecek? Orada Hamas leblebi mi topluyor? Armut mu topluyor? Filistinler orada, diğer gruplar var çünkü yalnız Hamas yok. Ve bugün anası, çocuğu, danası, ölen gençler ne yapacak? Gördün yani çocuğun ölmüş, kucağında bebeğin ölmüş. Hepinize söylüyorum, bizi izleyen herkes. Hayır, açlıkla, yoklukla, elektriksizlikle nasıl mücadele edecek? İşte bunu yapıyor zaten. 66 yıldır yapıyor. Bu ilk defa Gazze'yi bombalamıyor. İlk defa 3500 kişi ölmüyor. İlk defa suyu kesmiyor. İlk defa elektriği kesmiyor. İlk defa değil. Filistin halkı her sokakta çocuk dolu. Görüyorsun. Çünkü bir çocuğu ölen bir kadın 10 çocuk doğuruyor inadına. Hatta ben bir tane video seyretmiştim. Ya diyor Allah bize haksızlık yapıyor. Normalde 9 ay, 9 gün, 10 gün değil. 9 günde doğurmamız lazım. Düşünsene o içindeki intikam şeyini. Nasıl yok edeceksin bana? Ve bunlar hepsi 2,5 milyon İnsan hepsi İsrail'e karşı, İsrail'in saldırısına karşı savaşacaktır. Girdi diyelim ki tanklar, İsrail tankı. İşte bombalıyor iki haftadır havadan bomba bom güm 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 güm. Yani neredeyse 2. Dünya Savaşı'ndan daha fazla bomba attı. Ne oldu?
Evet. 3500, 4000. Hepsinde çocuk ölenler. İşte kadınlar ölüyor, bilmem neler ölüyor. Şimdi orada girdiğin andan itibaren her tarafta mayın var. Yani Filistinli direnişçiler. Her tarafta mayın var. Her tarafta keskin nişancı var. Oraya giren atıyorum 100 İsrail'den 50'si öldürülecek. Böyle atıyorum şimdi senaryo yaz. Bunu göze alabilir mi bu ruh hastası Netanyahu? Alacağını söyledi. Alsın buyursun. Bizim de zayiatımız büyük olacak ama bunu yapmak abi, zorundayız. Buyursun diyor. O zaman. Yani 48 saatte darmadağın oldu İsrail o ilk baştaki olaylarda Hamasçıların içeriye girdi. Ya ta Tel Aviv'e kadar girdiler. Ya sen ne diyorsun? Hayal ötesi bu İsrail toplumu aslında. Ya düşünsene hep söylüyorum Güney Bölge Komutanı en büyük generallerden birisi. Evine girip donuyla aldık götürdük. Bu İsrail için karizmanın çizilmesinin ötesinde akıl almaz bir hikayedir. Bunları böyle saatlerce psikolojik analizlerini yaparak konuşabiliriz. Bu öyle kolay iş değil. Perişan durumda İsrail toplumu. Perişan durumda. Onun için ne yapıyorlar? İşte şov yapıyor. Netanyahu gidiyor onların arasına. Bir tane görüntü paylaştılar hatırlasın ilk günlerde. Latin Amerika bir ülkesinde gençleri toplamışlar. İsrail'e savaşmaya gidiyoruz filan Yahudiler. Yani bak korkmadık işte savaşıyoruz ha. Dün bir görüntü vardı. Bugün dün aslında biraz ona değindim. Şimdi bugün tabii cuma namazı sonrası yine protesto gösterileri mutlaka gerçekleşecektir. İstanbul'da herhalde Beyazıt Camii ya da Sultanahmet, bilmiyorum Ayasofya civarında olabilir. Yani o zaten birbirine yakın bölgeler. Beyazıt Meydanı seçilebilir, Sultanahmet Meydanı seçilebilir bilmiyorum. Ama